Evet. Sevişen iki kişinin arasına girmek istemem. Aranızdaki ilişkiyi ilk günden beri biliyordum. İtiraz istemem. Seviştiğinizi kendi gözlerimle gördüm. İstanbul'dan ayrılmadan önce o kızla evlenecektim. Beni Türkiye'ye çağırdığında sana güveniyordum. İnan bana. Burada karşılaşacağımızı bilmiyorum. Seni seviyordum Faruk. Hem de deli gibi. Ama artık bağışlamıyorum. Bizi görmüş. Vız gelir. Ne kadar tehlikeli adam olduğunu bilemez. Biliyorum. İkimizi de yaşatmaz. Korkuyor musun? Senin için canımı bile veririm. Ben de. Alo. Buyurun. Evet abi. Tabii. Muhteşem bir öğle ziyafetine ne dersiniz ha? Hülya nerede? Bilmem. Deniz kenarında olacak herhalde. Ben çalışıyorum. Unuttun mu abi? İşler çok yoğun. Peki. Hülya'yı alıp gelirim. Sağ ol abi. Ah be! Ne zamandır sizinle güzel bir yemek yemek istiyordum. Neniz var sizin? Hiç. Dünün yorgunluğu olacak. Öyle mi? Bende de abi. Eski toprağım ben. Vız geliyor dağ taş dolaşmak. Bir kocan olacak şu adama bak. Bir de genç geçinen şu yakışıklıya. Allah'ıma kitabı var. Ben müsaade isteyebilir miyim? Nereye? Terzi'de randevum vardı. Gelinliğin ne zaman hazır olacak? Bilmem. En kısa zamanda tabii. İyi günler. Geldiğinden beri sana sormak istediğim bir şey var. Nasıl buldun Hülya'yı? Senin beğenini kazanmak az şey mi? Dünyanın en tatlı kızı. Ama akıllı. Ne istediğini bilen ve elde eden bir kız. Beni en çok etkileyen tarafı da bu oldu. Hayatımda hep böyle bir kadına rastlarım ümidiyle yaşamıştım. Ne kadınlar geçti hayatımdan, ne kadınlar. Sarışınını mı istersin, esmerini mi? Kaprislisini mi istersin, yumuşak başlısını mı? İyisi de vardı, kötüsü de. Hülya'yı tanıdım bir gün. Önce gözü yükseklerde, servet avcısı diye baktım ona. Yanıldığımı anladım. Sonra güzelliğiyle büyüledi beni. Tıpkı yıllanmış bir şarap gibi, tatlı tatlı, usul usul işledi içime. Bir gün baktım deli gibi aşık olmuşum ona. Nice uykusuz geceler geçirdim. Her gece, ertesi sabah ona evlenme teklif etmeye yemin ediyordum. Sonra ertesi gün karşılaştığımda liseli bir genç gibi içimi bir korku kaplıyordu. İnanır mısın? Tir tir titriyordum karşısında. Bir gün bütün cesaretimi topladım. Hayatında hiç erkek var mı? Hiç kimse girmedi mi hayatına? Bir zamanlar biri vardı.
Şimdi? Bıraktı gitti. Özür dilerim. Yaranı deşmek istemezdim. Yara yok içimde. Zehirli bir akrep gibi ezdim onu. Leşini de fırlattım attım. Yara yok kalbimde. Olsa olsa anılarda kalmış kapkara pis bir leke. Onu tekrar görsen? Suratına bile tükürmezdim. Değmezdi. Bunu sana niçin sorduğumu biliyor musun? Biliyorum. Seni ne kadar sevdiğimi, sana nasıl taptığımı, sevindim. Aramızda çok yaş farkı var. Ama gene de benimle evlenmeni önersem. Dünyada hiçbir kızın, hiçbir kadının duyamayacağı mutluluğu duyar. O şerefe layık olmaya çalışırdım. Ölünceye kadar. Sonra her şey yıldırım hızıyla gelişti. Tek başına oturuyordu. Köşke taşın dedim, sana bir daire açayım dedim. Kabul etti. Hemen evlenelim diye ısrar ediyordu. Gelinlik giyeceksin dedim. İsrar etti. Zorla kabul ettirdim bunu ona. Niçin işi geciktiriyorsun? Nikah şahidini bekliyorum. O kadar önemli mi? Benim için çok önemli. Gördüğün zaman hayran olacağım bir genç. Üstelik hayatımı da ona borçluyum. Ne zaman gelecek? Birkaç güne kadar. Dışarıdaki bütün işlerimi o görüyor. Küçük kardeşim olsa bu kadar sevmezdim. Gerçekten öyle. Sağ ol abi. Bir gün aynı şeyleri senin de bana anlatmanı istiyorum. Bir gün senin de benim gibi ölesiye aşık, ölesiye mutlu olmanı istiyorum. Ha, Hollanda'dan gönderilen para bankaya gelmiş. Yalnız senin imzanı bekliyorlar. Hemen giderim. Birden kaçtınız. Neredesiniz şimdi? Ben İngiltere'ye dönüyorum. Gitmeden önce size olan borcumu ödemek istedim. Ne borcunuz olabilir ki? Namus ve şeref borcu. Evleneceğiniz kız ve Faruk size ihanet ediyor. Sen ne dediğini biliyor musun? Çılgınca sevişirken yakaladım onları. Birbirlerini eskiden tanıyorlar. Benden söylemesi siz bilirsiniz. Hoşça kalın.